Zemzem kuyusunun keşfi nasıl oldu? Bununla başlayalım. Çok romantik yorumlar vardır Fehmiçim bu konuda ve umuyorum ki izleyicilerin çok ilgisini çekecek. Çünkü bambaşka bir hikaye, bambaşka bir gerçek, bambaşka bir kurgu çıkıyor arkasından. Ama enteresandır, yaygın kabul genel geçer gibi algılanıyor. Zaten Siyer'in aşağı yukarı bütün konuları böyledir. Yani bir geleneksel kabul haline gelmiş ve yaygınlaştırılmış bir bilgi var. Herkes tarafından yaygın hale gelince sanılıyor ki bu doğrudur. Bu sefer ilk kaynaklara gidiyorsunuz. O olayla ilgili detayları ele alıyorsunuz. Orada farklı bir hikaye çıkıyor. Ama bu hikayenin üzeri örtülmüş ve böyle kalıyor. Bu açıklamam da aslında geçen haftanın bir devamı gibi. Bu da aynı zamanda Siyer'in metodolojisi açısından bize bir ipucu olabiliyor. Ve şunu ekleyerek Zemzem'e geçeyim. Şimdi sevgili dostlarım, bizim en büyük handikaplarımızdan birisi bu Zemzem veya başka bir konularla ilgili siyer kurgularını ele alırken sanıyoruz ki bunları birinci el tanıklar gördüler, tek tek böyle kaydettiler. Şimdi Fehmi Bey ile bizim yaptığımız program gibi bunlar zaten kayıtlı, dolayısıyla da bunlarda herhangi bir problem yok. Halbuki öyle değil sevgili dostlarım. Aynen bugün bizim olayları anlamaya çalıştığımız gibi Resulullah'tan takriben 100 sene sonra, yani ortalamasını söylüyorum, 100 sene sonra sözlü kültür içerisinde geriye doğru olarak anlatılan siyer kurguları, anlatıları, hikayeleri, rivayetler bunlar metinleşti. Metinleşirken insanlar geriye dönük olarak kendilerine intikal eden bu sözlü kültürü bir şekilde kurguya dönüştürdüler. Ve bu kurgular bazen genel geçer oldu, bazen rivayetler arasında, küller arasında kaldı bir takım gerçekler. Esasen bizim yaptığımız 1300 sene önce, 1200 sene önce, 1400 belki biraz abartı olacak ama Peygamberimizden sonraki bu süreçte geleneksel kurgu haline gelmiş veya kabul haline gelmiş bir takım siyerle ilgili iddiaların izini sürmektir. Bunun bilinmesi gerekiyor. Şunu da söyleyelim, dünyanın doğrusu değiliz Fehmi Hocam biz. Öyle de bir iddiamız hiçbir zaman olmaz. Ama elimizde bir fotoğraf var, o fotoğrafı anlamaya çalışarak bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ve bir yerlerde eksikliklerin olduğunu görüyoruz. Aslında bizim yaptığımız bir bakıma alternatif. Şimdi bütün siyer Resulullah'ın Risalet öncesi ile ilgili hayatına dair anlatılanların tamamının bir hedefi vardı Fehmicim. Bu hedefte Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğundan itibaren, hatta ana rahmine düştüğünden itibaren sanki biliyorlarmış gibi onun ileride peygamber olacağını anlatabilme çabasına odaklıdır. Bütün anlatılar burada düğümlenmiş, burayla ilişkilendirilmiştir ve ama oldukça da az bilgi vardır. Oldukça az bilgi olunca bu bilgiler ya abartılmış, ya kabartılmış, ya köpürtülmüş, ya senaryolar kurulmuş, ya bir hikaye vardır. O hikayeden koca bir hikaye üretilmiş. Büyük hikayeyi, küçük hikayeyi bunlara bütünleştirdiğiniz zaman ve ilk kaynaklardaki alternatifleri okuduğunuz zaman apayrı bir tablo çıkıyor. Şimdi bu girişten sonra. Mesela Zemzem'le ilgili anlatılan hikayenin özü nedir? Önce onu verelim, sonra açalım Buyurun hocam. sıkmadan önce. Efendim işte geleneksel kurguda şöyle anlatılır, biraz da bilgi vererek gidelim. İşte Mekke biliyorsunuz işte Kabe Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail, ondan sonra İsmail Cürhümlülerden bir kadınla evleniyor ve buraları geçtiğim için hızlı söylüyorum. Ondan sonra Hazreti İsmail'in nesli Kabe'ye hakim, Mekke'ye hakim, Cürhümlülerle evleniyor ve Kabe anahtarları kendisindedir zaten. Ama daha sonradan Huzaalılar geliyor, Cürhümlülerden Kabe'yi, Mekke'yi alıyorlar. Ama daha sonradan Peygamberimizin yani miladi yaklaşık 200'lü yıllar, 600'lü yıllara kadar onlarda kalıyor. 500'lü yıllara kadar pardon. Rivayetler farklıdır. 300 yıl, 200 yıl, 400 yıl kadar Huzaa'nın elinde kalıyor Kabe hikayemize göre. Yani bunlar mutlak tarifler değil. İşte iddiaya göre Resulullah'ın 5. göbekten dedesi Kusay bin Kilab yetişkin olunca onun da hikayesi farklıdır. Kusay'ın annesi aslında Beni Uzre kabilesindendir, bu Şam tarafından Fatıma.
Mekke'den birisiyle evlidir. Kocası vefat edince, çok özür diliyorum, şey telefonum çaldı, hazırlıksız yakalandım. Bağışlayın. Gelin kazalar hocam, olur böyle şey. bu da iyi bir, çok sevdiğim bir dostum arıyor. Kusura bakmayın. Dolayısıyla da kadının kocası vefat edince Kusay'ı da alıyor, götürüyor, Beni Uzre'de yetiştiriyor. Bu hikayenin Zemzem'le de ilginç bir bağlantısı var. Birazdan ona da değineceğim. Sonra bu delikanlı, yani Kusay genç delikanlı çağa gelince bu sefer şey yapıyor. Mekke'ye dönüyor ve dağınık halde Kinane kabilesinin etrafında dağınık halde yaşayan Kureyş'in dağınık kabilelerini topluyor bir araya ve Huzalıları Mekke'den kovuyor. Böylece Mekke'ye yeniden hakim oluyor. Hikaye bu. İddiamız da ne Fehmi Hocam? Huzalılar buradan uzaklaşırken Zemzem'i kapatıyorlar. Kabe'ye adanan heykelleri de işte bir takım çok değerli hediyeleri de buraya kapatıp kaçıyorlar. Ve böylece Zemzem'in yeri kayboluyor. Sonra nasıl oluyor hocam? Sonra Abdülmuttalip bir gün uyurken bir rüya görüyor. Rüya görüyor, diyor ki herhalde bu Zemzem burada olmalıdır. O zaman bir tane çocuğu var, en büyük çocuğu El Haris. Bu Haris hikayesini şimdi bu kurguyu anlattıktan sonra ve asıl hikayeye dönünce orada bunların her birisinin kodları çıkacak, o yüzden vurgu yapıyorum. Buyurun hocam. Bu 15 yaşlarındadır. Kazılıyor neyse, Zemzem ortaya çıkınca bu sefer Kureyşliler de Abdülmuttalib'in başına üşüşüyorlar. Efendim onlar da hak iddia ediyorlar. Abdülmuttalip vermek istemiyor ama netice itibarıyla kullanma koşuluyla ancak yani Abdülmuttalip su üzerinde bir tasarruf elde ediyor. Diğerlerine de vermek zorunda kalıyor. Hatta kimi rivayetlerde de işte orada heykel ve Kabe'ye adanan önemli hediyeleri de işte kura çekiyorlar. Onlar da Kabe'ye kalıyor. Kabe'nin içerisinde kalıyor. Sonra onu Ebu Leheb çalıyor vesaire. Bir sürü hikaye var orada. Onları geçelim. Şimdi burada Kureyşliler hikayeye göre Abdülmuttalib'i sıkıştırınca o da diyor ki, yani güya yani kendini yalnız hissettiği için şayet ileride 10 tane çocuğum olursa bunlardan bir tanesini Allah adına kurban edeceğim diyor ve böylece işte gel zaman git zaman onu ileride soracaksınız bana ayrı soru. 10. çocuk olarak güya peygamberimizin babası Abdullah doğacak ve onu kurban edecek. Bu ayrı bir sorudur. Onu ayrı bahis açacağız. Vakti gelince hocam. Evet, şimdi demek ki Zemzemimizin hikayesi bu. Esasen sevgili dostlarım şunu söyleyeyim. Bu tamamen içi boş, tamamen hayali bir kurgudur. Şimdi anlatacağım hikayeyle birlikte bakınız İslam tarihi dediğimiz veya siyer dediğimiz anlatıların arka planında ne tür bir takım saiklerde vardı, bunları göreceğiz. Hocam sizi bölmeden şunu ilave edeyim. Zemzem'le ilgili ben küçüklüğümde hatırlıyorum. Özellikle Kurban Bayramı zamanlarında falan Mekke ile Medine Safa ile Merve Tepesi arası sahi edilirken Allah İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam oraya bırakıyor. İşte o da ayağıyla toprağa deşiyor tekme falan vuruyor. Evet, eyvallah, çok güzel. Bu, hocam bunun hakkında da birkaç cümle söyleyip ondan sonra diğer tarafa gitmesen çok iyi olur. Eyvallah, çok güzel. Ben burayı unutmuştum tabii. Yani Zemzem'in ilk çıkışı da böyle anlatılır. İddiamıza göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hacer'i ve oğlu, yani eşi Hacer'i ve oğlu İsmail'i buraya bırakıyor ve işte Hacer annemiz de çocuk susuz kalıyor, sağa sola koşuyor. Safa ve Merve arasındaki say bunun buradan mütevellittir. O telaşta çocuk güya ayaklarını, topuklarını yere vuruyor ağlarken ve oradan su fışkırıyor. Zemzem hikayesi bu. Zemzem güya böyle ortaya çıkıyor. Ve öyle bir hikaye anlatılır ki sanki Mekke'de hiç yaşam yokmuş diye. Halbuki Hazreti İbrahim Mekke'ye geldiği zaman burada Cürhum ve Amalika kabileleri yaşıyordur. Mekke meskundur. Yani meskun bir mahaldir. Yani burada hayat var. Bu birincisi. İkincisi de Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i öyle bizim gelenekte anlatıldığı gibi işte tek başına Hacer'le İsmail'i getirdi oraya bebek yaşta değil.
Nitekim bununla ilgili çeşitli rivayetlerde de vardır. İsmail Aleyhisselam 12-13 yaşlarında bir delikanlıdır. Hatta su aradığı, etrafta sular aradığı, Mekke'de bir takım su kaynaklarının olduğu, su aradığına dair de rivayetler vardır. Dolayısıyla da bu sizin sorduğunuz soru aynı zamanda Hazreti İsmail'in bebek yaşta getirilip bırakıldığı hikayesini de boşa çıkarıyor. Her şeyden öte şöyle de bir durum vardır sevgili Fehmi'ciğim. O da şu, yani bir peygamber ıssız bir yere, çölün ortasına eşini ve sabi çocuğunu bırakıyor, çekiyor gidiyor. Yani bu eğer mantığa sığıyorsa tamam, bu hikayeden devam edelim o zaman. Dolayısıyla yani mümkün değil tabii ki. Dolayısıyla da buna da bir açıklık getirmiş olduk. Sorunuz tam yerinde oldu veya katkınız. Zemzem'in de çıkışı budur hikayeye göre. Yani çocuğun ayaklarının vurduğu yerden su çıkması üzerine. Bunlar tabii biraz romantik kurgulardır. Bunları biraz böyle ihtiyatla karşılamak lazım. Yine iyimser dil kullanalım. İşte sonra bu Huzaalılar Cülhümlüleri Mekke'den kovunca suya ve Mekke'ye hakim oluyorlar. Az önce söylediğim gibi Kusay bunları, Kureyş'in dağınık kabilelerini bir araya topluyor ve hatta Beni Uzre kabilesinden de Kuda'nın alt koludur, oradan da destek alıyor. Ve böylece Huzay'ı kovup buraya yerleşiyor ve Zemzem de bu şekilde bulunuyordu. Şimdi dönersek konuya, esasen hocam hikaye nedir? Ya tabii bu konu aynı zamanda Abdullah'ın kurban edilmesiyle de alakalı ama onu ayrı tutacak olduğumuz için şimdi doğrudan Zemzem'le devam edelim. Aslında Fehmi'ciğim, benim bu Risalet öncesiyle kitabımda okuduğum zaman, o zamanki bilgilerde buna da ulaşamamıştım bu bilgiye. Onu da itiraf edeyim. Burası yeni ilavedir. Orijinal olacak yani. Yani bu orijinal, bu başka, daha da yayınlanmamıştır da üstelik de. Bu şimdi bir iki cilde özetledim siyeri, burada bunun detaylarını anlattım. Asıl hikayemiz şu Fehmi'ciğim. Abdülmuttalib'e babasından Taif'te bir yer kalıyor. Hatta dikkat ederseniz bunu biraz daha açayım. Belki biraz dağınık gidiyorum gibi algılanabilir ama en azından yerli yerine otursun. Çünkü biz bir program içerisinde bu konuyu ele alacağımıza, aldığımıza göre. Hatırlarsanız şu anda bile İbni Abbas'ın mezarı Taif'tedir. Dikkat edin. Burada Haşim'den Abdülmuttalib'e kalan bir yer vardır. Yani babadan kalan bir yer vardır burada. Burada Zülherm diye bir su kuyusu vardır. Zaten birçok Mekkeli'nin, Ebu Sufyan'ın da dahil, Taif'te üzüm bahçeleri vardır. Bu arazi daha sonradan Resulullah'ın amcası Abbas'a kalacaktır. Abbas da Abdülmuttalib vefat ettikten sonra buradan getirdiği üzümlerle hacılara bu rifade ve sikaye görevini baba üstlenmişti ya Abdülmuttalib. Getirip yedirip içirecek ama çok pahalı iş olduğu için sonradan Abbas bu işten vazgeçecektir. Sonuç itibarıyla evet, böyle de bir hikayesi vardır. İşte İbni Abbas'ın bugün mezarı da oradadır. O sebebi bu, babadan kalıyor o arazi. Yani Abdülmuttalib'indi. Tabii Mekkeliler Mekke'de oturduğu için oraya sayfiye gibi yazlık gidip gelirlerdi. Bu arazide Zülherm diye bir su kuyusu var. Bakınız şimdi hikayeye. Bu su kuyusunu Taif'te meskun olan Cündüb bin el-Haris adındaki birisi bu suyu bir anlamda sahiplenmiş. Yani arazi Abdülmuttalib'in ama su kuyusu Cündüb'ün. Şimdi Abdülmuttalib Taif'e zaman zaman gidiş geliş yaparken, ki işte burada oğlu Haris tekrar devreye giriyor, 15 yaşlarındadır. Buraya gittiğinde adam bakıyor ki suyuna el koymuş. Bu Zülherm su kuyusuna. Buna el koyunca tabii aralarında problem çıkıyor ve bu sorunu o günün koşullarında biliyorsun, Araplar kendi aralarında herhangi bir anlaşmazlık yaşadıkları zaman hakeme veya bir kahine başvururlardı. Bu sefer ikisi anlaşamayınca Benu Uzre kabilesinde, kabilesinin de yine bir alt kolu, Kuda'nın alt koludur. Benu Uzre'nin de Benu Sa'd bin Hüzeym diye bir kolu vardı. Benu Sa'd bin Hüzeym'e de geçer kaynaklarda. Burada bir kadın vardır. Seleme'dir adı. Bu Benu Uzre'den mütevellit olarak Uzza Seleme diye de geçer kaynaklarda bu.
Ve bu anlaşmazlığı hakem olarak onu belirlemek üzere meşhur bir hakemdir, kahindir bu. Ona gidiyorlar. Abdülmuttalip kendi taifesini, kendisini destekleyen Mekke'den bir grubu alıyor. Oğlu da var bu heyette. Diğer yandan taiflerde bu Cündüp'le birlikte Cündüp'ü destekleyen bir grupta kalkıyorlar, gidiyorlar şeye. Medine'yi de geçtikten sonra bu Şam tarafına vardıklarında, hatta bir hikaye de var. Bu nereden çıktığının bir kodu olacak aynı zamanda. Abdülmuttalip ve arkadaşlarının suyu azalıyor Fehmi'ciğim. Bunlar su istiyorlar. Ben tabii rivayetteki kurguyu anlatıyorum şimdi. Su istiyorlar ama rakipler vermiyor. Ve artık su bitince biz öleceğiz. Çünkü ıssız bir çölde gidiyoruz, öleceğiz. Onlar da diyorlar ki su bize lazım, biz de ölebiliriz. Kusura bakmayın, vermeyiz. Sonra arıyorlar, tarıyorlar, etrafa dağılıyorlar, anlaşıyorlar aralarındaki eğer ölürsek birbirimizi defnedelim. Bari son kalana kadar bu şekilde birbirimizi defnedelim diye de anlaşıyorlar. Yani tehlikeli bir şey atlatıyorlar. O süreçte işte Abdülmuttalip de ararken devesinin yattığı yerde bir ıslaklık olabileceğini hissediyor. Kazıyor ki buradan su çıkıyor. Bakınız şimdi Zemzem nereye geliyor? Ve burayı bambaşka kazıyor. Bir yere. Bak evet ve şey ayrıca Zülherm diye bir kuyu var, yani Zemzem Zülherm yani Taif'te. Ve buradan bunlar kana kana su içiyorlar, hayvanlarını suluyorlar, içiriyorlar, suyu temin ediyorlar. Hatta rakibine de diyor ki siz bize vermediniz ama buyurun bak alın size su. Ve böylece burada su içiyorlar. Rivayete göre bu Kadir Şinaslık üzerine geri dönüyorlar ama hani neticede Abdülmuttalip'e deve verecektir. O ayrı bir, hani neticede kaybeden taraf anlaşıyorlar. 100 deve verecek birbirine. Öyle gidiyorlar kahine. İddiaya göre bu Cündüp deve vermeyi kabul ediyor, dönüyorlar. Bir başka versiyona göre de kadına gidiyorlar. Kadın da neticede 100 deveye hükmediyor ve Abdülmuttalip böylece suyuna hakem kararıyla kavuşuyor. İşte Abdülmuttalip'in yüz deve hikayesi, Zemzem'i çıkarma hikayesinin arkasındaki saik budur sevgili dostum. Ve Benu Uzre kabilesi ile ilişkide zaten Kusay bin Kilab'ın annesi bu kabiledendir. Kusay'ın çocukluğu burada geçmiştir. Aileyle böyle bağları vardır. Hatta Medine döneminde Peygamberimiz kabilelerle ilişki kurduğu zaman buradan bir heyet gelecektir. Biz zaten akrabayız diyecekler. Böyle bir hikayesi de vardır. Şimdi ne oldu? Hakemden döndük. Dönerken bu Taif tarafı kaybedince Cündüp bu sefer 100 deve borçlanıyor Abdülmuttalip'e. Hatta kendilerine fazladan deve almışlardı. O develerden de bir iki tanesini yolda kesiyorlar. Abdülmuttalip'e veriyor ve Abdülmuttalip bu develeri arkadaşlarıyla, onlarla da paylaşıyor. Bakınız. Mekke'ye geldikten sonra develerin diğerlerini alıyor, tazmin ediyor rakibinden ve bunları Mekkelilere ziyafet çekiyor sevgili Fehmi'ciğim. Ziyafet çekiyor. Hocam bu olayın gittiği yeri ben tahmin edebiliyorum. Bak şimdi nereye geleceğiz. Buyurun siz söyleyin. Eyvallah. Develeri kesiyor ve insanlara dağıtıyor. Hatta sakatatları o kadar çok ki bunları da Mekke civarındaki dağlık alanlara, bu kayalık alanlara attırıyor yaban hayvanları yesin diye. O nedenle de Abdülmuttalip'in ne kadar merhametli olduğu anlatılır. İşte öyle merhametliydi ki hayvan sakatatlarını bile işte etrafa atardı falan hayvanlar yesin diye. Buradan aslında bir paye çıkarılıyor ama hikaye başka burada. Ve Abdülmuttalip böylece bu yüz deve hikayesi bu. Bu şekilde bu nedenle rakibinden kazandığı yüz deveyi getiriyor, Mekkelilere hibe ediyor, kesiyor, bağışlıyor, veriyor. İşte sizin de ucu nereye gidecek dediğiniz deve hikayesi ve Abdullah'ın deve kurban edilmesi meselesinin de özü burada yatıyor. Bu hikaye dönüyor, dolaşıyor, Zülherm aradan kayboluyor, Zülherm oluyor Zemzem, Abdülmuttalip'in yolda bulduğu su kuyusu yine oluyor Zemzem. Diğer yandan bu kuyuyu çıkardıktan sonra Mekkelilerin ona musallat olması üzerine şayet ileride kendini yalnız hissediyor. Sadece Haris diye bir oğlu var.
ki bu yolculukla da Haris 15 yaşlarındadır, babasıyla bu hakeme giderken vardır. Haris vardır, ileride 10 tane çocuğum olursa birisini kurban edeceğim diyor ve güya 10 tane çocuğu olunca 10. çocukta Abdullah doğuyor ve Abdullah'ı kurban ediyor. Ve bunun üzerine işte hani neydi bakınız hikayemiz, 10. çocuk doğunca gülüyorsun. Şimdi ben anladım nereye gittiğini. 10. çocuk doğunca bakınız hikayeye, güya Abdülmuttalip tabii vaadi gereği çocuğu kurban edecek. Fakat ne diyorlar? Yok olmaz, kız kardeşleri araya giriyorlar. En sonunda Mekkeliler uyarıyorlar. Diyorlar ki Medine tarafında, kimi rivayetlerde de Taif'te bir kahine kadın var. Sen bir git ona danış. O sana durumu söyler. Ve neticede Abdülmuttalip bir grup arkadaşıyla birlikte yola çıkıyor. Kimi rivayetlerde Medine'ye, kimi rivayetlere göre de Taif'e gidiyor ama burada uzre yoktur. Ve gidiyor, neticede kahine de diyor ona ki bir kişi için kaç deve diyet ödersiniz? 10 deve. O zaman git çocuğunla develer arasında kura çek. Ve eğer çocuğuna çıkarsa bir 10 daha ekle. Neticede Abdülmuttalip dönüyor geliyor, ancak 10. seferde bir çekiyor Abdullah'a çıkıyor. Bir çekiyor Abdullah'a çıkıyor. Nihayet 10. seferde develere çıkınca Abdülmuttalip de 100 deveyi böylece kurban etmiş oluyor. İşte bizim hikayemiz abi. Nerede? Şimdi hocam bunları anlatırken aklıma şu geldi. Şeye bakarsanız eğer İncil metinlerine İsa Aleyhisselam'ın şeceresi anlatılır. Falan falandı falan şöyleydi falan böyleydi falan 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 falan. Aslında kutsallaştıra zirveye taşıdığı birisi var orada. Aslında önceden sonu belli olan bir filmin senaryosu gibi başlar dizilmiş. En sonuncu domino taşının kim olduğu belli. Buradan bir yani, evliyorsa buradan çıkıyor. Yani tabii bu böyledir. Zaten o şeylerde de, bu arada onu da söyleyeyim, işte belki zaten annesiyle ilgili meselede konuşacağız. Peygamberimizle ilgili şecereler de bu şekilde çıkarılmıştır. Şimdi böylece 10 çocuğa hikaye bağlanıyor. O kitabımda da vardır. Bunu da ilave edelim ve bu bahsi kapatalım. Şimdi sevgili dostlarım, Abdülmuttalib'in 10 taneden fazla çocuğu olmuş ama hiçbir zaman 10 çocuğu bir arada olmamıştı. Bir kere bunu belirteyim. Bu çok önemli bir detaydır. İkincisi de Abdullah sonuncu çocuk değildir. Abdullah 5-6. sıralarda çocuktur. Bakınız başka bir şey söyleyeyim. Bu 10 çocuk içerisinde peygamberimizden 5 yaş kadar büyük olan şey de vardır. Amcası Hamza da vardır. Keza 3 yaş büyük olan Abbas da vardır. Yani peygamberimizden Abbas 3 yaş büyükse peygamberimizin babasının nerede olması gerekir? Bakınız yani 10 çocuğun içerisinde 3 yaşındaki amca, 5 yaşındaki amca var. Hatta Hamza'nın peygamberimizin yaşıtı olduğu da söylenir ama ondan büyük olduğu anlaşılıyor. Sadece hocam, bu detay bile belli, yani hikayenin nasıl kurgulandığını ortaya koyuyor. Hocam burada bu kurguyu yapan arkadaşlarımız bir şeyi gözden kaçırmışlar. Nedir o? Resulullah'ın soyunu meth edeceğim diye katı bir putperest gösteriyorlar. Ne işin var kahinde? Kahinde yani, ne işin var? Hani kahine yani, değil mi? Ya hayvana, dağdaki hayvana gösterdiğin hassasiyeti ne Allah'ın dinini göstermiyorsun? Yani, olmayalım mı bunu? Ya bunlar tabii burada zaten eğer bu yönüyle bakarsanız korkunç derecede detaylar var. İşin başka bir boyutu da hani bunlara rağmen Abdülmuttalib'in, geçen haftada söylemiştim, böyle dört başı mamur bir muvahhid olduğu şeklindeki tanımlamalardır. İşte Ebrehe'ye posta koymasında, Kabe'nin Rabbi Allah'tır onu o korur gibi söylemlerde vesaire baktığınızda adeta böyle şey vardır orada. Yani Allah'a teslim olmuş pirifani bir kul ve muvahhid. Hatta Mekke'de bir takım muvahhidlerden bahsedilir. Abdülmuttalib'in ismi bunlar arasında yer almasa da sonraki kaynaklarda o da bu kategori içerisine sokulacak. Bütünüyle böyle Allah'a teslim olmuş bir portre anlatılır. İşte belki Abdullah'ın kurban edilmesi olayında da değineceğiz. Burada da yine aynı hikayeyi görürsünüz. Dolayısıyla da 10 çocuk hikayesi tamamen düzmece olduğu gibi
Zemzemden dolayı Abdullah'ı kurban edeceği hikayesi de tamamen düzmecedir. Bütün bunlar aslında Abdülmuttalib'i ve sizin de belirttiğiniz gibi Resulullah'ı, ucunu bir şekilde Resulullah'a getirip de oradan bir gizemli hikayeyle ilahi bir şeye bağlama ve bu bağlamda hem dedeye hem çocuğa hem işte bu meselelerin ilahi bir programlama ile neticelendiğini ortaya koyma gibi bir saygı güdülmektedir. Mesele budur. Peki hocam burada birkaç soru daha köşeye sıkıştırmak istiyorum bu Zemzem'le alakalı. Yanılmıyorsam Ebu Zer Mekke'de bir yıl kalıyor. Ne içtin? Zemzem. Ne yedin? Hı-hı. Zemzem. Yani. Buna mukabil Zemzem'le ilgili hadisler var. Buna mukabil yani. Zemzem suyunun ne kadar faziletli olduğuna dair. Ya su Allah'ın tabii, suyudur. Tabii. Her yerde faziletli. Yani su sudur yani. Allah. Yani şimdi Zemzem'in dediğiniz gibi bu bağlamda ne özelliği olabilir? Yani neticede çölün içerisindeki bir sudur. Onun gibi birçok su kaynağı vardır. İşte ona ilahi anlamlar yükleniyor. Bir takım işte bu tarz gizemli şeylerle yani kutsallık atfediliyor. Bunların hiçbirisinin ne Kur'an açısından, ne siyer açısından, ne de tarihi gerçekler açısından ehemmiyeti vardır. Ama insanlar bunları böyle yorumluyorlar. Aynen hocam. Zaten hocam çölde her su zemzemdir. Yani, başka bir kurtuluş yok. Aynen işte. Tabii bu kadar çok en güzel ifade de bu oldu. Dediğiniz gibi her su zemzemdir. O yüzden bunu sadece zemzeme bağlamak çok doğru bir şey değildir. Tabii ki Kabe'nin yanında olması hasebiyle bu önemlidir. Hatta kimi rivayetlerde şöyle de zikredilir. Abdülmuttalib'e bu rifade ve sikaye görevi işi kalınca yani babadan kalıyor, intikal ediyor. İşte Mekke'ye dışarıdan bir takım yerlerden develerle, tulumlarla su taşıyor. Fakat bir türlü tabii yettiremiyor. O yüzden de çok büyük bir sıkıntıya giriyor ve bu mesele rüyalarına giriyor. İşte bu rüyalar neticesinde ancak bir daha az önce söylediğim gizemli anlatıyla Zemzem'i buluyor ve böylece büyük bir nefes alıyor. Ne kadar inandırıcı, takdirini dostlarımıza bırakalım.